Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size ücretsiz sanal bilgisayar nasıl açabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle açıklamada verdiğim linkten VirtualBox'ı indiriyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra Windows Host deyip indiriyoruz. Uygulamamız indikten sonra aç diyoruz. Onaylıyoruz. İleri buradan herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Kısa yolları atayım mı diyor. Evet diyoruz. Şimdi kurulmaya devam etsin mi? Evet. Yükle diyoruz. Kurulmamız bitti. Başlatsın mı diyor. Başlat dedik. Eğer hiçbir kurulum daha önce yapmadıysanız bu şekilde bir kurulum olacak. Eğer daha önce kurduğunuz ve yedeklediğiniz bir sanal bilgisayar varsa buradan ekle diyoruz. Yerini gösterip tekrar yüklüyor. Aynı kaldığı yerden devam ediyor. Ama ben şu anda yeni bir bilgisayar kuracağım. Yani yeni bir sanal bilgisayar kuracağım. Makineyi nereye kuracağını soruyor. Nereye kurayım diyor. Bende iki tane disk var. O yüzden diskimin yerini değiştiriyorum. Buraya test bilgisayarı diyoruz ve ne kuracağım? Ben Windows 10 kuracağım. İleri diyorum. Şu anda değerleri düşük bırakabilirsiniz. Çünkü yüksek bıraktığınızda hata veriyor kurulumda. O yüzden ben değerleri şu anda düşük bırakacağım. Gerçi buradaki değeri biraz arttırsam kurulumda daha rahat eder. 50 GB'lik bir disk açayım mı diyor. Evet. Burada kendi VirtualBox'ın kendi diskini kullanacağım. Disk kalıbını kullanacağım. Değişken sonradan artırılabilir bir disk olarak kullanacağım. 50 GB'lik yer yeterli. Şu anda bilgisayarımız aslında hazır. Ama ayarlar yapmadan tabii ki Windows kuramayız buraya. Hemen buradan geldik ayarlar kısmımıza. Buradan Windows 10 seçili zaten. Gelişmiş kısmından eğer pano mesela buradan bir dosya kopyalayıp yapıştırmak istiyorsak buradan bu özellikleri açmamız gerekiyor. Ben hem sanal bilgisayardan içeri hem de sanal bilgisayarın dışından atmak istiyorum. Sürekli bra da aktif ettim. Sistem ayarlarımıza geldiğimizde diski iptal edebilirim. Ama optik diskin kalması gerekiyor. Buradan üst tarafa çekiyorum. Windows 10 kuracağım için yeni sistemleri destekleyen IGH9 kısmını seçiyorum. Burası USB tablet kısmında kalabilir. Ve UEFI kısmını etkinleştiriyorum. Ekran kısmına geldiğimizde buradaki ayarlarıma dokunmayacağım. Şu anda hani ekran kartım o kadar güçlü değil. O yüzden buradaki ayarları dokunmayacağım. Minimalde kalacak. Buradan işlemci gücünü seçebiliriz. İşlemcim yüksek olabilir. Depolama kısmına geldiğimizde burada diskimiz boş. Buradan hemen geliyoruz. Sanal bir disk oluştur. Bir disk dosyası seçin diyor. Masa üstüne geldiğimizde ben burada bir tane ISO dosyası Windows 10 attım. Buradan seçtik bunu. Sesleri aktifleştirmek istediğinizde ses kısmını seçiyoruz. Ağlarda burada arkadaşlar köprü bağdaştırıcıyı seçip buradan Ethernet'i seçiyorum ben. Yani köprü bağdaştırıcıyı seçip wireless'ı da seçebilirsiniz. Hani ne var size bilmiyorum. Seri portlara dokunmuyorum. Orayı da şu anda işim yok. Sadece deneme bilgisayar olacak. Burada USB denetleyici aktifleştiriyorum. Benim USB araçlarımı görmesi için. Bu kısımdan paylaşım klasörü açabiliyorum. Şu anda açmama gerek yok. Zaten sürekli bura aktifleştirdim. Şu anda işlemimiz bitti. Aslında bilgisayarımız hazır. Sadece şu anda kurulumu başlatıyorum. Zaten ISO dosyamızı atmıştık içeri.
Evet arkadaşlar, bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra şurada bir ayarı yanlış yapmışım. Yani yanlış seçmişim. Şurada 32 bit seçmişim. Windows'um 64 bit olduğu için, Windows 10 64 bit olduğu için buradan 64'e düzelttim. Bir de kolay kurulum olsun diye Lite versiyonu vardı. LTSC versiyonu. Onu seçtim. Yani hızlı gözüksün diye. Şimdi arkadaşlar bir hata gibi gelebilir size. Şimdi onu göstereyim. Şimdi burada hemen üst tarafta şey gösteriyor. Bir tuşa basın. Yani burada yazıda göstermiyor. Yazıya basmadığınız için komut dosyasını açıyor. Buradan komut dosyasıyla devam edin diyor. Ama siz burada komut girmek yerine buradan kapatalım arkadaşlar. Makineyi kapatalım. Makine tekrar kapandı. Buradan başla diyoruz. Hemen burada bir tuşa basıyoruz. Üstüne tıklayıp tuşa basıyoruz. Normal Windows 10 kurulumuna geçiyor. Gördüğünüz üzere normal bildiğiniz Windows 10 kurulumu. Bundan sonrasını hızlı geçeceğim. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Artık sanal bir bilgisayarınız var. Beğendiyseniz takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.